Şimdi sayın üyeler, burada bazı abilerimiz çıktılar, konuştular, görüşlerini ifade ediyorlar, ettiler. Şimdi üzüntüyle karşıladığımız bazı durumlar var. Demin bir abimiz dedi ki burası dedi divan kurulu, bunu daha üst seviyeye çekmemiz gerekiyor dediler. Çok doğru konuşuyorlar. Buradan bizlerin, biraz daha sizlerden gençler olarak feyiz almamız lazım. Ama maalesef bakıyoruz, o feyizi alamıyoruz. Şimdi biraz önce değerli hocam çıktı, bir konuşma yaptı boksla ilgili. Ben burada şunu da örtüştürmek istiyorum. Yönetim kurulu üyemiz Murat Bey'di sanıyorum. Bir şey ifade etti. 120 yıllık Beşiktaş tarihinde ilk defa amatör branşlarda komiteler oluşturduk ve sponsorluklar oluşturduk dedi. Buna o noktada bir parantez açarak katılmak istemiyorum. Çünkü 2004 yılında Yıldırım Demirören seçildiğinde sağ olsunlar teveccüh buldular. Ben boks komitesinin başkanıydım. Daha sonra boks federasyonu danışma kurulu üyesi olarak görev yaptım. Levent Çifter abimin de onayıyla yaptım. Ve boks federasyonu seçimlerine gittiğimde o zamana kadar Beşiktaş'ın hakkı tamamen yenmiş. Hocam da o zaman hoca, Yurdakul Hoca, diğer bir kardeş daha vardı, Erdinç Hoca. Onlar varlardı. Ben ilk arkadaşları, önce sporcuları topladım. İnönü Stadı'nın altındaydı o zaman. Görev de yapıyordum zaten. Önce sporcu arkadaşları topladım, onları bir dinledim. Komite başkanı olarak. Ondan sonra hocalarımızı topladım. Sporculardan duyduklarım beni çok üzdü, sıktı. Dediler ki, başkanım, biz il dışına gidiyoruz müsabakalara, Türkiye şampiyonalarına, işte çeşitli müsabakalara. Dördüncü, beşinci sınıfta otellerde kalıyoruz. Öğlen yemeği olarak birisini gönderiyor hocalarımız, eline kuruş para veriyor, yarım kilo zeytin, iki kalıp beyaz peynir aldırıyor, bir kilo domates aldırıyor. Onları yiyoruz, şey yapıyoruz falan. Öbürü kalktı dedi ki, ya dedi başkanım dedi, bizim dedi inanın dedi, ben dedi turnuvalara dedi gittiğim zaman ayağımda giyecek ayakkabım yok bazen dedi. Eşofmanım dedi. Siz dedim, bunların hepsini bir dinledim. İnanın şok oldum. Çok özür diliyorum. Ağzımı ıslattım. Şok oldum. Ondan sonra bizim ilgili yöneticimize ricada bulundum. Dedim ki, hocalara da talimatı verdim. Bundan böyle hiç kimse dedim Beşiktaş kulübünün kasasından bir kuruş para dedim almayacak. Ben de dedim komite başkanı olarak dahil. O zaman Beşiktaş Travel vardı. Yöneticimiz de devreye sokarak bütün talepleri Beşiktaş Travel'dan yaptırdık. Ne tür bir talepler varsa. Sponsorumuz Kappa'ydı.